Rahmet günlerinin en güzel günlerini Nisan yağmurlarıyla, manevi mevsimiyle, inşallah iç huzuruyla ve esas bak şükredebildiğimiz şeyleri görerek. Çünkü Allah rahat ettirsin desem, ya hocam neremize rahat ederim falan diyoruz. Ya şükretmeyi öğrenelim ya. Nefes alıyoruz elhamdülillah. Bak bugün kaç kişiyi aradım. Solunum cihazından çıkarttılar. Hocam dua edin, hocam dua edin diye. Nefes almak. Bir hastayı ziyaret etmiştim. Nasılsınız abi dedim. Ya Fatih dedi ya. Öksürmek ne büyük nimetmiş dedi. Şöyle yapamıyorum dedi. Yapamıyorum dedi yani. Ya bir güzellik meselesidir bu. Hazreti Musa Aleyhisselam'a güya rivayete göre bir adam gelmiş. Çok affedersiniz. Bir tek şöyle avret mahallini sarabilecek şekilde bir paça var haber üzerinde. Musa'sın değil mi sen? Evet. Ya Rabbinle konuşmaya gittiğinde bir söyle demiş ya. Halime bak demiş ya. Çırçıplak dolaşıyorum demiş. Üste başta hakikaten bir şey yok. Hani üste başta yoktur deriz. O tabir. Maşallah vardır yani bugün yani. 4 tane 5 tane ayakkabı bile çıkar. Bir konuş demiş. Allah Teala bilmiyor mu kulunu? Biliyor. Musa ile Allah konuşacak Celle Celaluhu ki biz oradan öğrenelim diye Allah sahneletir. Sahne, sana sahne bile kuruyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Beni bulun dese Allah, bulmaya mecbursun. Hiçbir şey yapmıyorum. Beni bulmaya mecbursun. Bir örnek vereyim. Çok acayip bir hastalığım var. Allah muhafaza eylesin. Başka bir illetim var. Sen böyle devamlı yanar döner o televizyondaki reklamlar gibi. Falanca bilinen operatörü Kılçıkoğlu. Kanser tedavisine bilmem ne yapıyor diye. Reklam görüyor musun? Yok. Tabipler odası karşı çıkıyor. Yok öyle değil. Derdi olan adam zaten tıpış tıpış gidiyor ona. Allah'ı bulmak için bir adamın dertli olması lazım. Bir insanın Ramazan'daki orucu anlaması için kendi ben kimim sorusunu kendisine sorması lazım. Böyle dertli olmayan bir adama hey gel adın ne senin? Müslüman mısın? Tamam Ramazan'da oruç tutacaksın 5 vakit namaz kılacaksın. Buradan girer oradan çıkar. Dert ver adama dert. Mesela bu vatana bir şey üreteyim. Şu insanıma erişeyim. Şu çocuklara bir şey bırakabileyim. Herkesi böyle elinden tutabileyim diye dertli olan bir adam aslında sen o adamı başarılı bir işler yapıyor falan diye görürsün ama sor bakalım ona onun derdi o mu? O böyle derdin peşinde derman arar vaziyettedir. Bir insanın derdi olacak derdi. Hazreti Musa Aleyhisselam ile adam konuşmasını anlatırken şunu demek istiyordum. Allah Teala merhametlidir. Nereden malum? Diyecek kimse yoktur ama biz yine anlatalım. Yahu Allah ya Celle Celaluhu. Söylemiyorum arkadaş beni bulacaksın. İliğinden, karından, canına, sevgisine, muhabbetine kadar seni ben yaratmışım. Beni bul ya, beni bulacaksın diyebilirdi. Beni bul diyebilirdi. Bana nasıl vasıl olacaksın? Söylemiyorum. Hadi sen bul bakalım. Diyebilirdi. Bugün şöyle eciç bücüç böyle bir sürü eksiği olan bir insan bile bilmem artık sen beni şey yapacaksın, sevdiğimi sen bulacaksın diye yaptığında nazını çekiyorsun. Allah sana naz yapsaydı ne yapacaktı? Allah sana Kur'an'ıyla, peygamberiyle, davasıyla, hakik, dua, senin namına duayı da böyle yap kabul edeyim diyor ya. Dilekçeyi var ya dilekçe. Hani gittin bir yere tam böyle nasıl başvuracağım falan filan diyorsun. Hani gideceksin dilekçe yazacaksın. Dilekçe yazamama gibi durumumuz vardır. Çünkü lisanımız bozuldu. Hangi lisanla ne dileyeceksin? Çok mevzu vardı. Hepsi bugüne sığmaz. Tam böyle girerken hani canlandırma yapıyorum. Daha evvel de anlatmıştım. Birisi geliyor yanına. Buyurun diyor. Siz buraya müracaat mı edeceksiniz? Evet. Adınız da Fatih Çıtlak. Ne yapacaktınız? Vallahi işte burada bir iş edinebilir miyim? Burada bir şey sahibi olabilir miyim? Onun için gelecektim. Dilekçe yazacağım. Müsaadenizle kalemi alayım dediğini düşünün. Kalemi alayım. Kağıdı da verin. Yazıyor. Şöyle. Buraya da adınızı siz kendiniz yazar imzanızı atarsınız. Buyurun diyor. Affedersiniz siz kimsiniz? Ben buranın sahibiyim diyor. Şimdi hayalinde canlandır. Garanti mi bu? Garanti mi? Kabulü garanti mi? Söylesene ya. Garanti. Allah Teala la teşbih ve la benzeme. Sana ne yapıyor? Bak.
Müessese bu. Şöyle dua edeceksin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afa fa'fu anna. Yazdırıyorsan ha, adını altına yaz, imzanı at. Sen o duayı ne zannediyorsun kardeşim? Siz ne zannediyorsunuz? Muhakkak okumam lazım değil. Senin okuman lazım. Senin sesinle kasa açılacak. İfadeyi de sana yazdırıyor. Merhamete bak. Merhamete bak. Şöyle dua et, kabul edeceğim diyor. Lafzını da veriyor. Ama diyor imzanı da sen at. Sen at. Hazreti Musa aleyhisselam ile konuşmasıyla beraber Allah Teala ayetlerini indirmekle kalmamış, bu kadar peygamber göndermekle kalmamış, bir de onların hayatlarında yaşattıklarıyla nasıl muamele ediyorum ben? Bana nasıl yalvarırsınız? Benden nasıl istersiniz? Bunu da böyle anlayalım diye melekleri konuşturuyor, peygamberleriyle konuşuyor, musibetler yaşatıyor, savaşlara giriyor, ticaret yapıyor. Sen şunu diyemeyesin diye. Tabii canım onlar peygamber, bunlar bizim hayatımızla alakası yok ki diyemezsin. Yük taşıyor, çalışıyor, ticaret yapıyor, eziyet görüyor, iftira ediliyor. Bak şimdi, dünyanın en güzel insanları kim? Kafada peygamberler. Bunu en dinsiz adam bile, ki haşa huzurdan, yani olduğunu farz edelim. En dinsiz adam bile bazen de ki peygamber miyim ben kardeşim falan der. En güzel ahlaklı olanlar kimlerdir? Peygamberler. Yaz bir kenara. En çok hakarete ve iftiraya uğrayanlar da peygamberlerdir. Örnek vereyim mi? Takip ediyor musun? Hala Musa'yı mı bekliyorsun? Musa aleyhisselam konuştu, gidiyor şimdi. Biz bu arada konuşalım, devam edelim. Nuh aleyhisselam. Şimdi bak, ben bu programda aslında müstakil bir Nuh Aleyhisselam'ın o kıssasını anlatan Sûret-i Nuh, Nuh Suresini işlemek istiyorum ama. Bakın mesela hep üzüldüğüm şeyler değil ama bak, hak veriyorsunuz değil mi? Şu anda ben Nuh Aleyhisselam dediğim andan itibaren, sen de canlan anne. Koskoca bir gemi, hayvanoğlu hayvanlar içine girmiş, bir sürü canlı, hepsi böyle merdivenden çıkıyor. Akça pakça sakallı bir zat, elinde asası Nuh. Böyle mi zannediyorsun? Nuh neler çekti? Nuh ne demektir biliyor musunuz? Nuh, Nevha'dan geliyor Arapça. Nevha. Hoş, gerçi Nuh kelimesi İbranice'dir diye oradan birisi atlayacak. Ha 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 hocam, o İbranice Nuh falan diyecek de. Geç bunları. Geç, sen hocana sor, o sana anlatsın. Arapça'da ve İbranice'de ortak kelimeler vardır. Onlardan birisi de Nuh'tur. Tamam. Nuh aleyhisselam Nevha'dan geliyor. Çok ağlayan.